buz gibi arkadaşlar. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün anlam ve önemi Oğulcan ve benim yıl dönümümüz. Ve akşam Ankara'da yeni keşfettiğimiz ve aslında açıkçası yeni de açılmış olan bir mekan. Konsept ve çok tatlış bir mekan. Sizi oraya götüreceğiz. Bizim date night'ımıza şahit olacaksınız. Haydi gün başlasın. Bardakları da buraya koydum. Bunları daha önce gittiğimizde almıştık Kapadokya'ya. Bunlar aslında şarap kadehi diye geçiyor ama sunum için gayet kullanılır. Sadece şarap için değil yani. Kahve yanı bardağı olarak su koyabilirsiniz. Bu da aslında bir tık likör konulabilirmiş gibi hissettiriyor. İkisi de böyle etnik desenli çok güzeller. Bu şarap tıpası zaten göstermiştim Kapadokya vlogumuzu. Peri bacasız Kapadokya vlogumuzu izleyenler görmüşlerdir. Bir de en son bir Ikea'ya gittik ve çok güzel böyle raflar gelmiş. Bunlardan birkaç tane üst üste koyup yükseltebiliyor musunuz? Ama ben mutfak mangosunun içi hani o tarafına yerleştirmek istedim. Böyle şaraplar falan dursun, yani düzgün dursun istiyorum çünkü. Hep normalde alt kısma koyuyordum. O da pek düzgün gözükmüyordu. Böyle bayağı düzgün ve düzenli oldular. Tabii ki olmazsa olmazım. Bunu ben tasarladım arkadaşlar. Tabii ki günün anlam ve önemine ithafen. Bugün yıl dönümümüz ve... Ben böyle minnoş tasarımlar yapmaya bayılıyorum. El emeği göz nuru değil mi arkadaşlar? Yine kahvemizi içerek başlayalım. Ne içsem ne içsem. Çok tatlı bir şeyler de içmek istemiyorum. Günün ilk kahvesi. Kafe kremayla başlayacağım sanırım. Bu Cafesimo'nun bayağı önceki modeli bu arada. Kafe krema için şu sarıya basacağım. Bunlardan sanırım artık satılmıyor. Normalde İyi modeli buydu ama bayağı artık her şeyi kendisi yapan otomatik makinelere yöneldi Chibo. Arz talep meselesi tabii ki. Bardak ve espressonun şatı bayağı az olduğu için ben bir tane daha ekleyeceğim hemen. Bezelyeli tavuk yemeği yapmıştım. Makineyi bir çalıştırmak lazımmış yani. Evet, bunları kim yerleştirmiş acaba? Hemen bir gönderme yapayım. Bu ne Oğulcan? Çok tatlı bir yerleştirme gerçekten. Kırılır diye korkuyorum şu an. Şunları alayım da şuradan.
Şuraya işlerini önceden bitirdiği için tatil yapan bir Melis çizelim. Hemen şuraya. Bugün keyif günü arkadaşlar. Akşam nasıl olsa çıkacağım diye düşünerek bugünü yatağın içinde muhtemelen Emily in Paris'in 3. sezonunu bitiririm. Ondan sonra da biraz edit işlerine bakarım diye düşünüyorum. Emin değilim. Tembellik edeceğim bugün. Yay! Sephora'dan bir paketim geldi. Sephora'nın kendi Black Friday indirimleri vardı. Oradan almıştım. Hadi açalım beraber. Rap gibi sarmışlar. Deneme boy ürünü de göndermişler. Çok güzel. Bu nedir? Tonik göndermişler. Gül suyu içeren bir tonik sanırım. Güzel koktuğuna eminim. Bu yılbaşı serisiydi zaten. Mangolu el maskesi bu. Bir de Hindistan cevizli. Ya çok tatlı değiller mi paketleri? Gerçekten şey diyormuşum, paketine kanıp aldım. Denemek için aldım arkadaşlar. Sephora'dan daha önce hiç maske kullanmamıştım. Bir dedim ürünlerini deneyeyim, sizlerle de paylaşayım aynı zamanda. Bu da Hindistan cevizli ayak maskesi. Ya benim ellerim çok çabuk kuruyor. Ekstra olarak egzemam olduğu için. Bakalım. Nemlendirme özellikleri iyi miymiş? Denedikten sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu zaten yeni almıştı. Ben de minik bir ütüleyeceğim. Ama dikey ütü kullanacağım. Annem hediye almıştı. Çok pratik, aşırı pratik bir ütü. Gerçekten. Hemen sizlerle paylaşacağım. Ya hem seyahat için kurtarıcı, bence eğer gardırobunuzda çok fazla kırışan ürün varsa, hem elbiseleri de çok güzel açıyor, hem kalın gömlekleri de bayağı güzel açıyor. Şöyle Philips'in marka modelinde görebilmeniz açısından şu kısmına böyle basarak indirebiliyorsunuz ya da daha dikleştirebiliyorsunuz. Buhar gücü düşündüğümden daha yüksek bu arada. Şöyle alt haznesi var. Su dolduruyorsunuz bu kısma. Bir de eliniz yanmasın diye böyle bir eldiven var. Bir de bir tane daha böyle haznesi var. İki ayrı hazne. Ben şimdi maksimumda ütüleyeceğim için ya bir ekosu var, bir maksimumu var. İki kademesi var. Hani bu kışlık kalın bir gömlek olduğu için bayağı, hatta neredeyse ya kadife, ya kadife gibi üstü. Bayağı güzel. Bunu Zara'dan aldık. İndirim vardı. Eğer bir önceki videomuzu izlediyseniz, Inditex mağazalarını gezip dolaştığımız ve bolca ürün denediğimiz, o videoda bunu görmüşsünüzdür zaten. Hadi ben bunu bir doldurup geleyim. Hemen doldurdum, getirdim. Zaten
Hani ikisi de çok ufakmış gibi geliyor ama çok çabuk bitmiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Şöyle zaten çevirdiğiniz an oturuyor, kilitleniyor. Çok pratik ya. Bir de böyle çantası var zaten. Asabiliyorsunuz da hani şu şekilde. Ya seyahat için bence vazgeçilmez. Çok seyahat eden bir kimseyseniz özellikle çok iyi ve hani kablosu da bayağı uzun. Yani yetişmedi etmedi derdiniz olmaz yani. Şu kısmında açma kapama tuşu var. Zaten siz açtığınız an direkt ekonomik program açılıyor. Bu arada hani bu çok büyük derseniz bunun bir küçük modeli daha var. Bu 7000 serisi. Bunun bir küçüğü daha var. Ona da bakabilirsiniz. Yani eğer ya bu bana açıkçası yetiyor. Hani hem elbiselerimi falan ütüleyebiliyorum, hem de böyle kalın kumaş pantolon falan da aslında ütüledim. Şu an ekosu hazır ama ben şurada bir tuşu var. Bir tane daha basacağım ve maksimuma ısınsın isteyeceğim. Hadi başlayalım. Tamam, şöyle bir tık daha yapacağım ve size aynı zamanda gömleği de göstereyim. Hani kolları falan şöyle şu şekilde. Hani anlayacağınız kırışık çünkü paketten muhtemelen çıkmış ve denenmemiş, direkt orada asılıydı. Bayağı buharı görüyorsunuz. Eldiveni unutmayayım. Arkadaşlar. Kırışıklıklar bayağı açılmadı mı? Hemen şöyle arkasına bakalım. Ütüledim ve su seviyesini görüyorsunuz. Hani hemen bitmiyor kesinlikle. Haznesi yani küçük ama hemen bitmiyor. Hemen arkasına bir bakalım. Nasıl oldu arkadaşlar? Hemen şuraya bir before after yapalım. Gayet güzel oldu. Oldu mu aşkım? Olmuş mu? Çünkü gözüm yok, görmüyorum. Hadi ya. Ama sen olmuş diyorsun, olmuştur. Hazırız. Ve nereye gidiyoruz? Alice. Alice harikalar diyarım. Hangi iksirden içeceksin? Bilmem, daha karar vermedim. Sen ne dedin? Hangisini içmeyi düşünüyorsun? Daha da küçüleceğim. Geldik mi harikalar diyarına? Olcan Bey, iksirinizi seçtiniz mi? Şu an ona bakıyorum. Aşkım, benim ailem balıkçı. Ben hiçbir şeyden iğrenmem. Yok. Gayet de pişmiş,
güzel. Yok. Karides. Bayılırım. Diyor ki o senin oldu artık. Çünkü tapas menüsünden bilmediğimiz bir şey söyledik. Deneyelim dedik. Karidesli pinchos istedik. Böyle bir şey. Geniş aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yani. Bizlere bir şey anlatmak istiyor. Hayır işte bir de. Gayet pişmiş tatlı mı o? Beni yemeyin. Lütfen. Ne lütfen? Hiç de bile. Ya deniz mahsulü severim yani. Burası da burası da keskin olan. Hepsi afiyet olsun. Aşırı acı arkadaşa çevirelim. Kızarmış. Neden o kadar şey yaparak bakmışım o şey? Yok. Yes. Yok. Yes. Afiyet olsun. İşte gayet kokuyor güzel güzel. Afiyet olsun. Sana en güzel yemi kestirdim. En güzel yemi sana verdim şu an. Ben görüntüsünü seviyorum. Gözleri olduğu için mi? Ben şunların göz yeni görme organı desek. Gayet güzel. Hiçbir şey yok. Sadece görüntüsü biraz hani böyle şey yapıyor ya insana. Hiçbir sıkıntısı yok. Görüntü olarak sanki böyle denizden çıkmış da soframıza gelmiş. Zaten bu şey böyle ya, nasıl diyeyim, yemek öncesi bir tık açlık giderme olayı. Abi ağzımıza atalım ki şey olsun. Bu şey bayağı bildiğin açlığınızı bastırsın olayı. Farklı olanı seçtik herhalde. Evet ama yani... Yani çünkü şey bazılarında hani direkt domuz eti uyumlusu var. Evet pizzaları falan da var domuz eti. Hı hı. Yani tercih etmiyoruz. Tercih meselesi. Bir de vejetaryen kısmı da güzel aslında ama ben şey acılı bir şeyler yemek istemediğim için azalıyor her şey. O sırada pişen her şey sırayla gelsin dediğimiz için çok iyi. Hocam şimdi hipnotize olabilirim. Olduğu için efendim? Hipnotize oldum diyorum böyle. Hani bir süredir kamerayı oraya tutuyor böyle bakıyor. Bir şey de söyleyemiyor. Canepeno. Menü de yazmıyor muydu? Jelepen oldu. Biz bakmadık mı? Aynen. Bu şey, dana kaburgalı olan pizzaları. Bu arkadaş da içi dolgulu peynir topları diye denemek istedik. Bu da şey oldu bence. İtalyan mutfağı ile ilerledik. Birer kadette merlot. Güzel gideceğine inanıyorum. Umarım çok acı değilsindir. Ve olacağım. Hayır. Belki bulaşmamıştır hepsine. Yersem öyle olur. Diye düşündüm. Şu an jelatin üstünden bir tane alıyorum. Çünkü acıysa çok şey olurum. Hayır. Direkt jelatini yersen acıdır zaten. Jelatini göre aşk ile yemiyor. Tabii ki. Umarım biliyorum. Umarım yoktur. Aynen. Hadi bakalım. Deneyelim. Hadi bakalım. Minik bir mantar taneci. Bir çıktı.
Neyse ki jalapeno'nun acısı sosa iyice geçmemiş. Aynen. Onun için mutluyum. Sadece üstüne serpiştirmiş. Çünkü acı uyarısı görmedim. Menüde acı uyarısı gördün mü? Burasının acı uyarısı olmadığı için onu seçtik. Üflemesin. Çünkü elimde gibi hareket ediyor. Who are you? Absalom. You're not Absalom. I'm Absalom. The question is, who are you? Bayıldım temasına. Ben de zaten bugün temaya uygun giyindim. Hani şu an rengi biraz mor gibi çıkıyor ama mavi ve beyaz. Alice. Şu an kamerada gözükenle burada gözüken renk birbirinden tamamen alakasız bu arada. Bakar mısın kamerada gözüküyor? Hayır. Biz burada mavi görüyoruz sadece. Efendim hangi kitap okumayı tercih ediyorsunuz şu anlar? Hangi kitabınızı istiyorsunuz? Ben şu an Moby Dick'i istiyorum. Arada kalmış kıyam ince. Evet, diğerleri normal Shakespeare'in kadife. Okuyabilir miyim?
Geliyor mu kitap? Hayır. Yardımcı olmamı ister misin? Hareket mi etti o? Hareket mi etti o? Hareket ettirdim. Hareket mi etti o? Güç uygulamıyorum bu arada ama. Şimdi şöyle deneyelim. Al bakalım. Hemen böyle yani. Al bakalım. Bir de ben deneyeyim. Hayır ya. Bence gömlek gibi kazandım. Buraya daha çok uygun. Benim gömleğim sanki siyahmış gibi çıkıyor. Farkında mısın şu an ışıkta? Hani sen... Gösterdim bunu bilmiyorum. Bir şeyler yapıyordum ben geldiğimde. Kahverengi, koyu kahverengi o. Yani Zara'dan alırken bordoya benziyorduk da. Bordo olur mu? Koyu kahverengiydi de. Şöyle zaten spot ışıkları altında bir şeye hani baktın diyelim, tamam mı? Mutlaka onu böyle bir başka bir yerde daha bakacaksın. Üstüne spot vuruyorsa tam net olmuyor. Ben bordo diyerek aldım bordo gençler. Bu mesela hani bebek mavisi bu. Hani. Evet. Diğer mekanda nasıl gözüküyordu? Mor gibi. Yani mor. Sen mordun orada. Aynen. Mor beyazıydı. Mor ve çiçeğim etmiş. Biz neden poz verdik? Sen burayı kesersin. Yok, oraya bir hemen şıkırt. Hemen kendime şey yapacağım. Kendime ortam yaratıp şu an kendime. Şöyle çeviriyorum şöyle size. Gösterme kapı. Ortam yaratırken de aşağıya. Ben aşağıya açıldığını kırıcısına. Şöyle bakın kahvesini de koyuyor şimdi. Bana böyle video çekmiyor, bana böyle kurgu yapmıyor, bana böyle fotoğraf çekmiyor. Bir dakika. Kendi savunacak şu an, kendi savunacak. Arkadaşlar, kendi biraz savunacak. Önce diğer mekanda, tamam mı? Diyorum ki bak, şöyle çek, şu acıda çek, şu şekilde istiyorum diyorum. Bir çekiyor. Daha önce fotoğrafçılık yaptığımı söylemem gerekiyor. Hemen ek bilgi geçeyim. Ben de yokum. Ben de yok. Ben amatör. Ben zaten ütopik bir şey istemiyorum. Ütopik değil yani. Ve günün sonuna geldik arkadaşlar. Böyle içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.